Ayrı bir anne babanın çocuğu olmak da şunu da getiriyor insana. İlla hayalindeki gibi bir yuvayı kurdun, ölene kadar orada kaldın gibi bir duyguya da girmiyorsun. Bu iyi bir şey geliyor bana. Kesinlikle. Çünkü evlilikleri hani oldu da bir şekilde bitince insan bir üzülüyor, burkuluyor. Hani çocuğuma böyle dağınık bir aile hiç hayal etmemiştim gibi oluyor. Tabii. Yani bana da olduğu için bunu Tabii. söylüyorum ama hani benim annem babam ayrı da değil ama şey oluyorum yani mutsuz bir evin içinde büyütmektense böylesi daha iyi diyorum. Bak senin sonra babandan da bir kardeşin olmuş olması bu iyi bir şey. Kesinlikle nefes alıyorsan hala umut var. İşte galiba gene duygu nokta atışı Bunu yapmış. evet yani bayağı destekledi. O Değil mi? yüzden öyle hala daha öyle. Ben de aynı şeyleri senin gibi hissettim. Tamam aile de dağılmış olabilir. Benim de çocuğum var, boşanmış bir ailenin çocuğu. Evet. Hiç kimse istemezdi hiçbir Tabii zaman ki ama o da buna istemezdim. adapte olmak durumunda ve ben elimden geleni ona yapmakla mükellefim. Ama Mutlu olsun. burada şey de var bence. Cem de çok iyi bir baba. Yani dolaylı yoldan Evet. duyduklarımdan görüyorum. Ve sizin de ben hep bunu programlarımda söylüyorum. Evlenip bir hayata girmek kadar boşandıktan sonra da o anne baba ilişkisini koparmamak çok önemli. İlla arkadaş olmak zorunda değilsin. Birbirini sonsuz sevmek zorunda değilsin ama evladın için aynı masada oturmak, evladın için aynı ortamda yer alacak kadar birbirine saygı bırakmak, bir toz zerresi bile olsa o saygı. Tabii O ki. kadar önemli ki siz bunu başarabildiniz ki bence zor bir şeydi bunu Zor bir başarmanız. şey çocuk için zaten şart olan bir şey. Yani bir çocuğun varsa Evet. sen bunu yapmak durumundasın. Evet. Ama şimdi Cem o kadar tabii hani yıllardır bildiğim, çok da sevdiğim bir insan, yapmadığı şeyden bile haber olan bir adam ki ya da yapıp sakladığı, çok gönlü büyük bir adam ve yaptıklarını söylemeyi sevmeyen bir adam. Bundan bile yapmamış gibi haber yapılan bir adam. Çok insanın yüreği kaldırmaz yani. O noktada sizin bunu becerebilmeniz, hani birine bir haber çıkıyorsa size 1000 haber çıkıyor çünkü. Evet. Minicik bir anlaşmazlığınızda bile. Burada Kemal'i kontrol edebilmek, onu hani sakin tutabilmek Evet. senin için bence yani uzaktan görüyorum çarpı 3-4 bir işmiş gibi ve senin Efor. sakinliğinde bir anca bunu becerebilirdi gibi. Gerçekten bu bir efor Ceyda. Evet. Yani bunun için ben de hayatımı böyle idare ediyorum. Evet. Yani gerçekten onlarla karşılaştırmamak için başka bir şekilde başka bir yere götürüyorum. Yani çocuk da çünkü Çok hoşlanmıyor hoşlanır mı böyle ya? bir hayat Ali bile tarzından. yani 4,5 yaşındaydı bir sene önce dedi ki beni koymayın artık sosyal medyaya istemiyorum. Düşün yani Kemal'in yaşadığının dörtte birini yaşamadı Ali magazinle ilişkisi anlamında. Yani ki Kemal acayip de bir çocuk ya. Evet. Ay o ne ya? Ne oluyor şimdi Kemal'den Büyüdü önce de. için bir kardeşinden önce bir kardeşinden sonra var bir Kemal'den önce bir Bir de Kemal'den sonra. Kemal'den sonra Ne var oldu? aynen. Büyüdü, bıyığı falan var. Yani oralara geldik.